Sevgili boğa burçları, yükselen boğa, ay burcu boğalar. Dün de bir hanım yazmış. Canan Hanım, boğa burcu, yükselen boğa, ay burcu boğa diyorsun. Senin güneş burcu demen gerekmez mi? Laf kalabalığına gerek yok. Zaten burcunuz dedim miydi? Güneş burcunuzu algılıyorsunuz arkadaşlar. Bunu düzelteyim. Çok laf kalabalığı yapmak istemiyorum. Güneş burcunuz zaten boğa burcu, ay burcu boğa olanlar kendilerini tanıyorlar, yükselen boğalar da kendilerini biliyorlar. Kısacası burç dedim miydi, güneş burcunuz geliyor aklınıza. Bunu da düzelteyim burada. 16 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 21:54'te Terazi burcunun 26 derecesinde bir dolunay meydana geliyor. Plüton karesi var, dönüşüme işaret ediyor boğa burçları ve 26 derece Akturus üzerinde gerçekleşiyor. Akturus sabit yıldızı üzerinde gerçekleşiyor ve bu da Mars Jüpiter doğasında. Kısacası mücadeleyi çoğaltıyor. Boğa burçlarında neyin mücadelesini çoğaltıyor? 6. ev konularını. Evinizde yenilik, tadilat, değişim yapabilirsiniz. Ve günlük işlerinizde değişim yapabilirsiniz. Evcil hayvan sahiplenebilirsiniz. Evcil hayvanlarınızla ilgili sorunlar varsa çözebilirsiniz. Aynı zamanda detaylara önem vereceğiniz, varsa sigorta, prim gibi konuları halledeceğiniz gözüküyor. Erkekler için de askerlik konuları gündeme gelebilir. 6. evin konuları biraz da askerlik ve disiplinle alakalıdır. Normal rutin hayatımızda da sigorta ve prim, küçük ev aletleri, işte ev düzeni ve evcil hayvanlar konularını içerir. Bu tür konularda bir değişim, bir farklılaşım yaşayacaksınız. Dönüşümü yaşayacaksınız. Biraz disiplinden sıkılabilirsiniz. Kendinizi dönüşüm içerisinde bulacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Ve detaylara çok önem vereceksiniz. Eleştirilebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar, böyle evinizdeki çalışanlar olabilir. Siz bir yerde, iş yerinde çalışabilirsiniz yardımcı personel olarak. Bu size sağlık ve hijyen konusunda ve sağlığımızın yerinde olması konusunda dönüşüm getirecek. Kısacası hastalıklarımız iyileşecek. Yakınlarımızın hastalıkları varsa tedavi ettireceğiz arkadaşlar. Biraz uykusuzluk verebilir bu dolunay. Bütün canlılarda yapıyor bunu. Sizde biraz daha farklı olabilir. Çünkü 6. ev konularını tetikleyecek. Ama yüce gönüllü olacaksınız. Düzene önem vereceksiniz. Uzun süredir yapmadığınız pek çok işi gerçekleştirme fırsatı buluyorsunuz. Astrolojik değerlendirmeleri böyle. Şimdi ben 16 Nisan dolunayını hem astrolojik değerlendirmelerini yapacağım, hem kahve falınızı bakacağım, hem de tarot okumalarınızı gerçekleştireceğim arkadaşlar. Hazır mısınız? Şimdi haftalık kahve falınıza başlıyorum. Arkadaşlar, ben haftalık desem de bu dolunay güçlü bir dolunay. 3 ay etkisi var. Gerek astrolojik yorumlarımı, gerek kahve yorumlarımı, tarot yorumlarımı 3 aylık izleyebilirsiniz. Bunu söylemek istiyorum. Bakalım neler var neler. Arkadaşlar, şu anda iki olayı askıya aldığınızı görüyorum. Beklemeye almışsınız. Beklemeye almakla çok iyi de etmişsiniz. Çünkü dosttan çok düşmanlarınız var. Bir de borç olayı gündeme gelmiş. Bakınız arkadaşlar, bir miras olayı olabilir, bir borçlanma olayı olabilir. Bununla ilgili konuları gündeme taşıyacağınız gözüküyor. Ve yeni bir kapı açılıyor aslında. Yeni bir iş fırsatı geliyor. Pek çok boğa burcuna, ama diyor ki bir düşünmem lazım, işte bir şeyleri yoluna koymam lazım. Bir fabrika bacası tütüyor arkadaşlar. Bir endüstri konusunda, yeni dönüşümler konusunda güzel ilerlemeler kat ettiğinizi görüyorum. Şurada arkadaşlar, adeta bir, evet, bir verimli bir dönem arkadaşlar. Oldukça verimli bir dönem. Adeta bir keçi sürüsü veya işte bir koyun sürüsü, sürü sürü hayvanlar görüyorum. Bu da
sizin ne bileyim bir çiftlikle ilgili bir iş olabilir, bir toprakla ilgili bir iş olabilir. Bunun gündeme geleceğini gösteriyor. Eğer şehirdeysen bir fabrikada iş bulabilirsin, çalışabilirsin, muhasebe gibi, sigortacılık gibi konuları gündeme taşıyacak. Eğer köyde ve kırsalda yeriniz varsa bununla ilgili gelişmeleri de çok iyi değerlendireceğiniz gözüküyor. Dinozor çıkmış. Uzun süredir sizin zihninizi meşgul eden bir konu hayırlısıyla çözülüyor. İki kalp üst üste. Ruh eşini bulma ihtimalin çok kuvvetli. Yeter ki iste, hayat sana böyle yürümeni söylüyor, ilerlemeni söylüyor. Adeta bir evin içine bir bomba atılmış arkadaşlar ve yanında güller var. Bunun anlamı şudur. Bir kavganın veya bir sıkışık düzenin arkasından bir barış meydana gelecek ama kısa süreli bir barış. Arkadaşlar, ilişkilerinize çok dikkat edin. Hep kısa dönem ilişkiler yaşanıyor. Kısa süreli ilişkiler yaşanıyor. Bu da hoş bir şey değil. Sanki bir kaplumbağa önü böyle set çekilmiş. Uzun süreli ilişkiye girmek istiyorsun veya ilişkini uzun süreli boyuta taşımak istiyorsun, evliliğe taşımak istiyorsun. Fakat engeller var. Engeller senden yana değil, karşı cins kendini geri çekmiş gözüküyor. İki arada bir derede kalıyor. Ben daha sana tavsiye, eğer bir evlilik olayı uzuyorsa, eğer bir ilişki düzeyi sürekli uzuyorsa, bu başka bir kişinin, üçüncü bir kişinin varlığına işarettir, aldatılmaya işarettir. Bu kişiyi içinde öldüreceksin. Bakın, senin Plüton'un da böyle olacak arkadaşlar. Yeni bir yaşam bana neler getirir? Yeni bir insan bana neler getirir diyeceksin. Sloganın bu. Ve gerçekten kendini kontrol etmekten yorulmuşsun. Disiplin. Sürekli olarak karşındaki kişi, erkek ya da kadın sana diyor ki disiplinli ol. İşte şunu yap, bunu yapma. Arkadaşlar, seven insan her şeyiyle sever. Sever seni hatanla sever. Seni varoluşunla sever. Seni sen olduğun için sever. Eğer sürekli eleştiri alıyorsan o insan senden bıkmıştır, gidecektir. Gidene lütfen yol verin, onu geçmişte bırakın. Artık sen bundan sonra geçmişsin. Geçtin ve gittin. Ve aslında hiç yoktun diyeceksin. Yeniden doğuşu yaşıyorsun. Yeniden bir aşka fırsat veriyorsun. Biraz evvel koçlarda da gördüm. Bunu arkadaşlar, hayatına yeniden bir çeki düzen verdiğini gösteriyor. Hadi hayırlısı bakalım. Yeni bir düzen her zaman için en iyi olandır. Artık yeter. Disiplinden sıkıldın. Baskı altında tutulmaktan sıkıldın. O zincirler kırılıyor artık. Kır kalbinin zincirlerini. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Tarot okumasına bakalım sevgili boğa burçları neler bekliyormuş, neler neler. Evde yuvada bir huzursuzluk var arkadaşlar, dikkat edin. Çok huzursuzsunuz. Evet. Evli ya da bekar olmanız fark etmiyor boğa burçları. Bir huzursuzluk var. Ve gerçekten eğer sağlık çalışanlarıyla aşk yaşıyorsanız dikkat edin. Üçüncü kişiler böyle ilişkiyi yıpratmış gözüküyor. Bakınız, evde bir huzursuzluk var. Evinizin önüne bir büyü, bir tılsım yapılmış olabilir. Komşuların dedikoduları ve komşular, kardeşler ya da kuzenlerle ilgili sıkıntılar veriyor. Ve siz gerçekten büyük bir stres altındasınız. Eğer komşularla ilgili bir sıkıntı yoksa, kardeşler ve kuzenlerle bir miras olayı, bir para paylaşımı olayı sorunu gelebilir gündeme. Maddi durumunuzda bir sıkıntı yok. Maddi durum gayet iyi gösteriyor ve telepatik yeteneğiniz çok güçlü. Birisiyle iletişim kuracaksınız. Kendinizi yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz. Bakınız. Aşk hayatınızda bakınız. Birinci ev ve beşinci ev çizgisi uyumlu. Aşk hayatınızda yeniye fırsat veriyorsunuz. Dediğim gibi, sağlık çalışanı birisiyle aşk yaşıyorsan sıkıntı var. Aldanma, aldatılma enerjisi çok yoğun. Ve birisini aslında hayatından çıkartıyorsun, üzülüyorsun,
Belki uykusuz günler geçiriyorsun ama onu hayatından çıkarmak zorundasın. Çünkü bu ilişki bu kadar eleştiriyle, bu kadar yalnızlıkla devam edemez. Arkadaşlar, rüyalarının anlamını bileceğini görüyorum ve bir kuzeye doğru yolculuk yapacaksın. Yurt içi, yurt dışı bir yolculuğun olacak. Buradan çok büyük faydalar göreceksin. Yurt dışı yolculuk yapmasan bile fiziki anlamda internet ortamından ya bir ticaret yapacaksın ya da birisiyle tanışacaksın ve onunla karşılaşma ihtimalin çok kuvvetli. Gerek iş hayatında, gerek aşk hayatında ilerlemeler kat ettiğini görüyorum. Gücünü eline alacaksın. Bu hayat benim. Kontrol bende diyeceksin. Eleştirilere kulak tıkacağını görüyorum. Çünkü bunlar haksız ve iftira dolu eleştiriler. Seni yaralayan eleştiriler. Böyle bir şey yok. Araba alma istiyorsun ya da arabanı satıp değerlendirmek istiyorsun. Bunu da çok güzel başaracaksın sevgili Boğa burcu kardeşim. Evet, gayet güzel bir dolunay olacak. Yani bayağı bir disiplinden sıkıldım, eleştiriden sıkıldım. Yeni bir hayat bana neler getirebilir? Sorgulayacaksın, harekete geçeceksin. Haydi bakalım. Mübarek olsun, dolunayınız kutlu olsun. Bana ulaşmak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506. Seviyorum hepinizi. Hoşça kalın, hoşça kalın.